Sevenlerim, Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlık, mutluluk, huzur, bereket ve bol şans diliyorum. Evet sevgili bitki severlerim, bu güzel kızımızı hemen tanıtayım. Karasul ailemizin bir türünden olup bu güzel kızın adı Mesembryanth Homides. Biliyorsunuz bu sukulentlerimizin isimleri zor ama kendileri çok kolay bitkiler. Yine güzel, kolay bir bitkiyle videomun başındayım. Evet sevgili bitki severlerim, bugün bu güzel kızımızı tanıtacağım sizlere. Dediğim gibi çok kolay bir bitki. Çok rahat bir şekilde evinizde bakabileceğiniz bir bitki. Şöyle de size yaklaştırayım. Şöyle rahat göstereyim. Bakın şunun güzelliğine. Evet. Bu çok akıllı, çok güzel bir bitki. Bayılıyorum ona. Ve sahibini hiç üzmeyen bir bitki. Çabuk çoğalır. Çok kolay bir bitkidir. Ama çoğaltılmasını anlatmadan önce saksının nasıl olması gerektiğini, toprağın nasıl olması gerektiğini şöyle kısaca bir anlatayım size. İlk önce güzel yatağı için delikli bir saksı elde ediyoruz. Biliyorsunuz drenajını rahat güzel bir şekilde akıtsın, suyunu versin diye. O yüzden de delikli saksısı olması şart bu güzelliği. Yoksa sıkışmış toprağın içinde çamurlaşabilir. O yüzden de bu bitkimizin çok fazla suyun içerisinde kalmaması gerekiyor. Toprağından hemen suyunun akıtması gerekiyor. O yüzden buna saksının bol delikli olmasına dikkat ediyoruz. Toprağımıza da gelince geçirgen bir toprak yapmamız gerekiyor. Artık videolarımda da biliyorsunuz tek tek de söyledim. Çiçeklerimin arasında tanıtırken de söyledim. Söylediğim hemen hemen bitkilerimizin birçoğu geçirgen toprak istiyor. Bu geçirgen toprakta biliyorsunuz içerisini havalandırmak açısından boşluk bırakabilmek için çakıl taşları koyabiliriz, kum koyabiliriz, lav taşı, lav tozu bunları koyabiliriz, pomzat taşı koyabiliriz. Bunları içerisine de yerleştirdiğimiz zaman bu güzel kızımızı şöyle tekrar kaldırmak istiyorum. Bir daha bakalım. Bu güzel, şahane, muhteşem kızımızı toprağına bu şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra konumunu nereye koymamız gerektiğini de söyleyeyim sizlere. Bu kızımız güneşi seviyor. Çok fazla hani balkonda bakabileceğiniz bir bitki. Rahat bakabilirsiniz balkonda da. Ama çok fazla yanmasına izin vermeyin. Peki bunun yandığını nasıl anlarız? Zaten hemen kuruluk gösterir. Uç kısımlarında kurumaya başlar. O yüzden de buna bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Çok sıcak havalarda biraz koruma altına alabilirsiniz. Ha, soğuğa dayanır mı? Soğuğa çok eksilerde olmadığı sürece dayanabiliyor. Ve bu şekilde bakımı da çok kolay bir bitki zaten. Hani çok soğuk bir memlekette de yaşıyorsanız evinizin o soğuklar geçinceye kadar eksilerden çok eksilerden eksi onlar falan hani donduruyor. Zaten biliyorsunuz sukulentleri öğrendik. Su bazlı bitkiler. Bu su bazlı bitkilerde hani çok soğuğa gelemiyor. Donuyor yani. Onun donmaması için de dediğim gibi bu hani soğuk memleketlerde yaşıyorsanız bir süre içeriye alıp muhafaza edebilirsiniz. Dediğim gibi güneşe de dayanıklı. Çok fazla da baktığınız güneşte böyle yanmaları oluyor. Biraz gölge tarafı alabilirsiniz. O tekrar yeniden kendine gelir. Formunu tekrar yeniden düzeltir. İşte bu kadar akıllı bir bitki. Bu kadar güzel bir bitki. Şunun güzelliğine, tatlışlığına bakın.
Karasula ailesinin güzellerinden bir tanesi biliyorsunuz. Şöyle Karasula kamp ateşim var. Onu da daha önce yayınlamıştım. İzlemeyenler videolarımdan takip edebilir. Bu Karasula kamp ateşim. Bu da Karasula'nın yeşim bitkisi ya da para çiçeği olarak da geçiyor. Şöyle göstereyim. Şunun güzelliğini görüyor musun? Renklerinin uyumunu görüyor musun? Harika bir şey değil mi? Evet. Bu da aynı cinsin farklı rengi. Bu yeşil olanı Karasula'nın yeşim bitkisinin yeşil yeşil. Şöyle bize gülümsüyor. Rahat gösteriyorumdur inşallah. Evet, bunlar da böyle. Bu Karasula ailesini size bir göstereyim demiştim. Bunları zaten daha önceki videolarımda da tanıtmıştım. Bu güzel kızlarımızı ve bu aileyi görmenizi, hep bir arada görmenizi istedim. Daha birçok Karasula ailemiz var. İsimleri biliyorsunuz değişik değişik, farklı farklı, zor kolay böyle biraz idare ediyoruz ama kendileri çok güzel. Bu güzel bitkimizi de konumunu da verdik mi? Mevzumuza, konumuza geri dönersek, konumunu da verdik mi, güzel yerine yerleştirdik mi, geriye kaldı suyu. Yaz aylarında her bitkinin suya çok ihtiyacı olduğu gibi bu bitkimizin de öyle, aynı şekilde. Kış günleri soğuk memleketlerde, hele yaşayan bitki severlerim için diyorum, çok fazla su vermiyoruz. Çünkü donma olayı oluyor. Ve bu güzellikler donuyorlar. O yüzden de toprağını ne kadar çok kuru bırakırsak, bakın şöyle de göstereyim, elimizin etrafında şöyle bir toprağının dönmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde. Ondan sonra ne kadar kuru bırakırsak, kış günleri için diyorum bunu, bıraktığımız zaman donma tehlikesinden de kurtarmış oluyoruz. Ama kontrollü bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Suyunu da vermemiz lazım. O yüzden de çok kontrollü olmamız lazım. Bu sadece kış için. Yazın rahat bırakabilirsiniz. Bu güzellik kendini koruyor, muhafaza ediyor. Ve sahibine pozitif enerjisini veriyor. Evet sevgili bitki severlerim, nasıl çoğaltırız? Bunlar yapraklarından da çoğalıyor. Yaprağından şöyle bir tanesini göstereyim size. Şuradan birini kırıyorum. Yine sağ ve sol hareketlerle. Evet. Bakın. Şöyle göstereyim. Böyle kırdıktan sonra bunu toprağın üstüne şöyle bırakırsanız, bu orada bebişlerini verecektir. Başka bir yöntem var mı? Dalını kırabilirsiniz, dalından şu şekilde. Hemen size onun da bir tanesini göstereyim. Şöyle çift olmuşlardan göstereceğim. Evet, şuradan incitmeden fazla. Evet, yine sağ ve sol hareketleri yapıyorum. Evet, şöyle bu şekilde. Görüyor musunuz? Sonra şu yapraklarından biraz azaltalım ki köküne şöyle boşluk bulduğumuz yere yerleştiriyoruz. Şöyle sağ ve sol. Evet. Biraz azaltıyoruz ki yapraklarını. Bunlar daha iyi köke gidebilsin diye. Bu yapraklar azaldığı zaman köküne verecektir bütün gücünü. O yüzden de ne kadar azaltırsak o kadar iyi oluyor. Bu hemen hemen bütün bitkilerde biliyorsunuz bunu yapıyoruz. Sevgili bitki severlerim, bu konularda sizler gayet iyisiniz ama hani bilmeyen bitki severlerim için bu tekrarı yapıyorum. Şöyle bakın azalttım. Bunu tekrar şöyle güzelce toprağının içerisine yerleştiriyoruz. Evet. Tekrar bakalım. Güzelliği görüyor musunuz? Çok tatlı. Evet. Bu şekilde de
Çoğaltımını gerçekleştirebilirsiniz. Evinizde çok güzel karasula, mesembryant, homides bitkilerimiz olacak. Bunlar büyüdükçe, çoğaldıkça daha güzel, daha yeşil hale geliyorlar. Ve sahiplerini çok mutlu ediyorlar. Misafirleriniz geldiği zaman da bu güzelliği gördüğünde onlar da isteyecektir. Çoğaltarak sevdiklerimize de verebiliriz bunu. Ve diğer bitkilerimizi paylaşmak güzeldir. Her zaman söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka sevdiğimiz insanlarla çiçeklerimizi paylaşalım. Ve çiçekleri sevmeyen dostlarımızla da paylaşalım. Onlar da çiçekleri sevsin. Ve herkesin evinde ona mutluluk verecek bir bitkisi olsun. Kötü enerjisini alacak bir bitkisi mutlaka olsun. O yüzden de paylaşmak güzeldir. Sevgili bol su veren bitki severim, seni unutmuyorum. Sen de bu bitkiyi beğendin. Bir tane sen de edineceksin. Ve bu güzellik, bu da seni üzmeyecek. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde toprağın kuruluğuna, çatlamasına güzelce bakıyoruz. Ondan sonra suyunu veriyoruz. Evet sevgili bitki severlerim, sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor çiçeğimde kalın, sağlıklı ve mutlu kalın. Kendinize bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.